Bursa Ajansı'ndan merhabalar. Bugün Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Caddesi'nde olmasını istediğin bir değişiklik var mı? Var. Şuradan tam şurası var ya, şuradan yukarıya bir yol açsınlar. Buradan heykele dümdüz çıkalım motorlarla. Bir de trafiğe açılması lazım. Trafiğe açılması lazım. Zabıta 2-2 ceza yazıyor bize. Ama işim burada. Nasıl alacağım paketi, nasıl yapacağım? Onun haricinde çok da bir şey yok. İnsanlar da biraz bilinçlensin, illa üstüne mi çıkalım yani geçsinler diye. Aynen. Zaten gördüğünüz gibi arabalar da giriyor, çok da aslında şey yok ama bedavadan ceza yiyoruz. Sonra araçların sürekli buradan geçmesi de araç girişi yasak olduğu halde yine araçlar giriyor. Onlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ama öbür türlü herhangi bir sıkıntı yok Cumhuriyet Caddesi'nde. Yani ama şey, şunu diyorsanız eski Cumhuriyet Caddesi mi değil? Eski şeyler mi? Satıcılar, eski keyifler, eski insanların morali mi? Hayır, değil. Düzgün değil. Çünkü insanların geliri gitgide düştü. Pahalılık biliyorsunuz siz de. O yönden insanların mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir etrafınıza bakın. Bütün insanlar geçerken kaşları çatık. Hiç kimse gülmüyor. Hiç kimse mutlu değil. Ama Cumhuriyet Caddesi yine Cumhuriyet Caddesi. Ona bir sözümüz yok. Yalnız refah payı, işte pahalılık, onlar sıkıntılı. Elbette onlar olsa Cumhuriyet Caddesi, eski Cumhuriyet Caddesi olur. Yani genelinde güzel yani. Daha da güzel olabilir. Temizlik olsa daha güzel olur. Her taraf sigara izmariti. Sigaraya kapalı alan olsa daha güzel olur. Yani geçen gün biz hepimiz burada, bakın birçok motor var. Daha bir de burada olmayan motorlar var arkadaşlar pakette. Yani bizim şubemiz görüyorsunuz şurada. Biz buranın paketlerini atıyoruz. Ama yani trafik polisleri buraya bir geliyor. Ben buraya geldiğimden beri ceza puanım 50 oldu benim. Hani 100 puana ulaşsam adama bir de diyorum ki abi diyorum hani en azından bana yazma, plakaya yaz. Adam onu da kabul etmiyor. İzin alın diyor. Yani bizim yapabildiğimiz bir şey yok ki. O zaman böyle hani biz burada yanan biz oluyoruz yani. Başka kimse olmuyor. O yüzden trafiğe açılsa bence çok daha rahat olur. Yani en azından trafiğe açılmasa bile bizim kuryeler için bir olanak sağlanması lazım burada. Yani sonuç olarak bu yolu kullanıyoruz ve Cumhuriyet Caddesi'nin biliyorsunuz tam ortasında bulunuyor bizim şube. Hani o tarafı da kullanmak zorunda kalıyoruz, bu tarafı da. Bu sefer aralardan gittiğimiz zaman arka taraflar biliyorsunuz Reyhan Pazarı. Oraya girdiğimiz zaman daha sıkıntı oluyor. Yani hani bunun için bize güzel bir olanak sağlanması gerekiyor bence. Yani bilmiyorum çok fazla şey olur mu? Yani yani sesimiz çıkar mı buradan bilmiyorum ama hani gerçi bizim insanımız da alıştı bazı şeylere. Yani hani nasıl anlatayım sana? Herhangi bir değişiklik ya da olumsuz bir değişiklik olduğu zaman bizim insanımız buna ses çıkarmıyor. Bu yüzden devletimiz de alıştı. Biz insanlar, halk olarak biz de alıştık bu duruma. O yüzden pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama yine de burada sözlerimizi beyan ediyoruz yani. Hiçbir şey yok. Hepsi yerinde yerinde. Şükür Allah. Hiçbir şey yok. Tek şu seyahat satıcının kalkmasını istiyorum. Uyduruk şeyler satıyorlar. Onlar iş yapmayan şeyler. Mesela tencere, tava parlatıcı. Hiçbir şey yapmıyor. İnsanı kandırıyor. Başka bir şey yok. Şükür Allah. Gidin. Hadi görüşürüz. Yerel gündeme dair öne çıkan başlıkları gursugundam.com, bursaajansı.com haber sitelerimizi ziyaret ederek takip edebilirsiniz.